Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, zekat bölümü 3. dersimize geldik. Geçen dersimizde ekinlerde zekatın vücub şartlarını işlemiştik. Onlarda zekatın vücub şartlarının geriye kalan toplam şartlara ek olarak iki şartı eklemiştik. Onlardan birincisi ekinlerin Ademoğlunun ektiği ekinler olması, ikincisi ise saklanabilen, stoklanabilen erzak gıda olmasını eklemiştik. Ve ekinlerdeki nisap miktarının ise 5 fesk yani 653 kilo tabi kabuk, deri ve zarından arındırılmış olarak 653 kilo erzak ve gıda maddesinin nisap miktarı olduğunu söylemiştik. Daha sonra meyvelerin zekatında ise iki türden bahsetmiştik. Demiştik ki ya hurma veya üzümde meyvelerde zekat verilir. Vücub şartı ise meyvelerdeki zekatın normal o toplam bütün gruplarda var olan zekat şartlarıydı. Onlarda Müslüman olmak, hür olmak, tam mülkiyet, bir de malın zekat miktarına ulaşması yani nisap. Ticaret eşyalarında ise dedik ki ticaret eşyalarında zekatın vücub şartı paralardaki vücut şartlarla eşdeğerdir demiştik. Bugünkü dersimizde ise inşallah develerin zekatı ile ilgili nisap miktarını okuyacağız. Yani hani biz develerde hayvanların 3 türünde zekatın vacip olduğunu söylemiştik ve zekatın vücut şartlarını da anlatmıştık. Şimdi bugün konumuzda ise hayvanlardan develerin nisap miktarı ne kadardır? Yani develer ne kadar, hangi miktara ulaşırsa onlardan zekat vermek gerekir ve hangi miktarında ne vermek gerekir zekat olarak inşallah onu işleyeceğiz. Faslun ve evvelu nisabil ibli hamsun. Diyor ki develerde nisaba ulaşma sayısı 5'tir. Yani develer 5 adet oldu mu artık onlardan zekat vermek gerekir. Yani eğer kişinin bir devesi varsa, iki devesi varsa, üç devesi varsa, dört devesi varsa o kişi zekattan muaftır. Zekat vermesi gerekmez. Ancak kişinin develeri 5'e ulaşırsa artık 5 adet olduğu andan itibaren o kişi zekat vermek zorundadır. Peki kişi 5 devede ne kadar zekat verecek ve neyi zekat verecek? Ve fiha şatun. 5 devede bir şat yani bir küçük baş hayvan zekat olarak verecek. Ancak küçük baş hayvan hani bizim bildiğimiz gibi koyun ve keçiden oluşuyor. Peki küçük baş hayvanın bir sınırı var mıdır? Yani hangi küçük baş hayvanı verecek? Hani keçilerden hangisini verecek? Biliyoruz ki keçilerin de yaşlarına göre, koyunların da yaşlarına göre türleri vardır. İşte 5 devede keçilerden 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmiş, koyunlardan da 1 yaşını doldurup 2 yaşına girmiş bir hayvan zekat olarak verecek. Yani bir kişinin devesi 5'e ulaştı mı deve adedi, hatta sadece 5'te değil 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu sayı aralıklarında bir develere sahip olursa kişi onlarda bir koyun veya bir keçi zekat olarak verecek. Fark etmez, koyun 1 yaşını doldurup 2 yaşına girmiş olmalı, keçi ise 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmeli. Peki bu nereye kadar böyledir? Ve fi aşrin, 10'a kadar. Şatani. 10'da ise 2 küçük baş hayvan zekat olarak verecek. Yani eğer deve sayısı 5, 6, 7, 8 ve 9 ise o zaman 1 şat yani 1 küçük baş hayvan zekat olarak verecek. Ancak 10 olduktan sonra 2 şat verecek. 10'dan sonra 2 şat yani 2 küçük baş hayvan zekat verecek. Küçük baş hayvanları tekrarlıyorum. Bu ya keçi veya koyundur. Dilerse keçi verir ki keçi 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmiş olacak. Dilerse koyun verir, o da 1 yaşını doldurup 2 yaşına girmiş olacak. Ha peki mesela dedik ya 2 küçük baş hayvan verecek 10 tane devede. Peki ikisinin de aynı türden olması mı gerekir? Yani 2 tane koyun mu vermesi gerekir veya 2 tane keçi mi vermesi gerekir? Bu durum fark etmez. İsterse 2 koyun veya 2 keçi verir ya da dilerse de 1 koyun 1 keçi verir. Onda bir sorun yok. وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثٌ يَعِنْ. Bu durum 15'e kadar devam eder. Yani 10, 11, 12, 13, 14.
Bu rakamlarda deve mülküne sahipse iki şart. İki küçük baş hayvan zekat verecek. Ancak 15'e ulaştığı zaman işleri değişiyor. 15 deveye sahip olduğu zaman selasu şiyahin. O zaman 3 tane küçük baş hayvan zekat olarak verecek. Burada da dilerse 2 koyun, 1 keçi, 2 keçi, 1 koyun, dilerse 3 keçi, dilerse 3 koyun, fark etmez bu durum. Yani dilediği gibi 3 tane küçük baş hayvan verme yetkisine sahiptir. Ancak küçük baş hayvanlarımızdan koyun 1 yaşını doldurup 2 yaşına girmiş olmalı. Keçi ise 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmiş olmalı. Peki bu 15 devede 3 küçük baş hayvan verecek dedik ya, bu nereye kadar devam ediyor? Vafi 20'ye kadar. Yani 20 hariç 15'ten 19'a kadar 3 küçük baş hayvan zekat verecek. Yani 15, 16, 17, 18, 19 adet devesi varsa 3 küçük baş hayvan veriyor. Ancak vafi eşriğine deve sayısı 20 oldu mu erbau şiyahin artık 4 adet küçük baş hayvan verecek. Peki bu 20 de 4 adet veriyor. 20'den sonra vafi 25'e artık deve sayısı 25'e ulaştı mı artık küçük baş hayvan vermiyor. Bintu mehadin bir tane bir yaşını bitirip 2 yaşına girmiş dişi deve verecek. Yani eğer 20, 21, 22, 23 ve 24 adet devesi varsa bu rakamlarda bir deveye sahipse 4 küçük baş hayvan verecek. Ancak deve sayısı 25 oldu mu artık işler değişiyor. 25'ten sonra artık küçük baş hayvan vermiyor. Artık deveyi vermeye başlıyor. 25'e ulaştı mı da ta 35'e kadar, yani 25'ten 35'e kadar deve adeti varsa, onda deveye sahipse bir adet bintu mehat verecek. Bintu mehat zaten bint kelimesi hani kız dişi demek anlamında, dişi bir deve verecek. Peki mehat, mehat ise bir yaşını bitirip 2 yaşına giren dişi deve demektir. Bu ise vefi sittin ve 36'ya kadar devam ediyor. Yani 25'ten 35'e kadar bir bintu mehat verecek. Ancak 36 oldu mu bintu lebunin artık bintu lebun verecek. Bintu lebun da dişi devedir zaten, bint kelimesinden çağrıştırması lazım. Ancak bintu lebun, bintu mehattan farkı, bintu lebun 2 yaşını doldurup 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmiş deve demektir. Yani 36 adet devesi oldu mu artık bundan sonra bir adet bintilebun 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş deve vermek zorundadır. Bu nereye kadar devam ediyor? Hangi sayıya kadar? Bu fisittin ve erbaine 46'ya kadar. Yani 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45'e kadar. Yani 36'dan 45'e kadar bir bintilebun, ancak sayı 46 oldu mu artık bintilebun vermeyecek, artık hekka verecek. Hekka de dişi devedir. Ancak hekkanın farkı o 3 yaşını bitirip 4 yaşına girmiştir. Hekkanın farkı budur. Hekka 3 yaşını bitirip 4 yaşına girmiş devedir. Hekka 46 devede verilir. Yani eğer Mehmet amcanın deve sayısı 46'ya ulaşırsa artık bir hikke vermek zorundadır. Peki bu 46 sayısı kaça kadar böyledir? Yani 46'dan kaça kadar bu bir hikke verecek? 46'dan 60'a kadar. Bakın 46'dan 60'a kadar, yani neredeyse 14 deve daha ekleniyor üzerine. 46'dan 60'a kadar bir hikke verecek. Ancak bu fi ihdâ 61'e gelindiği zaman ise cezaetun, artık mülk sahibi, deve sahibi ceza verecek. O da dişi devedir. Zaten sonundaki tayyitenisten anlaşılıyor. Ancak ceza 4 yaşını bitirip 5 yaşına girmiş dişi deve demektir. Artık 61 oldu mu sayı ceza veriyor. O fi sittin ve sebine 76'ya kadar. Yani 60'tan 75'e kadar ceza verecek. Sayı 76 oldu mu? O fi sittin ve sebine
bin talebunin. Artık 2 adet bin tülebun verecek. Yeni bir deve türü yok artık. Başta söylediğimiz, ikinci sırada böyle söylediğimiz bin tülebun, yani 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş dişi deveden 2 adet verecek. Ne zaman? Sayı 76'ya çıktığı zaman. Peki bu ne zamana kadar da hangi miktara kadar devam ediyor? O fi ihda ve tis'ine, 91'e kadar. Yani 76'dan 90'a kadar, yani 90 da dahildir buna. Yani 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90. Bu adet arasında eğer deveye sahipse 2 adet bin tülebun, yani 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş 2 dişi deve zekat olarak verecek. Ancak ve fi ihda ve tis'ine, sayı 91'e çıkarsa o zaman hikkatani, 2 hikke verecek. Artık bin tülebun bitti. Sayı 91 oldu mu? 2 hikke, yani 2 tane 3 yaşını bitirip 4 yaşına girmiş dişi deve verecek. Peki bu ne kadar sürer? Yani bu 91'den kaça kadar sürüyor? Ve fimiyetin ve ihda ve işrine, 121'e kadar. Yani 91'den 120'ye kadar deve adetine sahipse bu adam, o zaman 2 hikke verecek. Ancak ve fimiyetin ve ihda ve işrine, artık deve sayısı 121 oldu mu? Artık selasu benati lebunin, 3 tane binti lebun, yani 3 tane 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş dişi deve verecek. Yani 121 oldu mu? 121'den kaça kadar böyle yapacak? 121'den 129'a kadar. Yani 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Bu aralıklarda deveye sahipse adam 3 adet bin tülebun verecek. Ha, peki bir adamın yani 129 adetten daha fazla devesi olamaz mı? Olabilir. Ancak buradan sonra artık genel bir kural ortaya konuyor. Yani 129'dan sonra, yani 130 da dahil olmak üzere 130 sayısından sonra her 10 sayıda bir deve şeyi bir kurala bağlanmış. Yani her 10 sayıda bir, çünkü deve miktarı ya 40'a bölünecek, yani ya da 50'ye bölünecek. Şimdi gelecek. Yani her 40'ta artık şöyle sayacak. Diyelim ki mesela deve sayısı 130 oldu. Şimdi 129'a kadar 3000 telefondu. 130 oldu. Artık 130'u şöyle yapacak. 130'da ve üzeri sayılarda her 40'ta, her 40 için 1000 telebun, her 50 için 1 hikre verecek. Yani mesela 130'u göz önünde bulunduracak olursak, 130'da kaç tane 40 veya kaç tane 50 var? Mesela 130'u 3 tane 40'a bölebilir miyiz? Hayır, bölemeyiz. Çünkü 3 tane 40 120 yapıyor. Dolayısıyla 130'u 40'a bölemediğimiz için o zaman ne yapacağız? Biraz matematiksel bir şey yapmak lazım. Çünkü zekatta sayısal da var. Yani o zaman 1,50, 2,40 vardır. Yani mesela bak, 40, 40 daha 80. Ha, demek ki o zaman her 40'ta ne veriyorduk? 1000 tilebun veriyorduk. O zaman 2,40 olduğuna göre 2000 tilebun, bir de 80'di, bir de 1,50, o zaman 130 oluyor. Demek ki o zaman 2,40, 1,50 olduğu için 130 sayısında, o zaman 2,40 için 1000 tilebun, 2000 tilebun, ondan sonra bir tane 50 var, onun için de bir hakkı veririz. Demek ki 130 tane devesi olan adam bir hikke, çünkü bir adet 50 var 130'da, bir de 2 tane 40 var, bir de 2 tane 1000 tülübün verecek. Mesela bu sayı şeye çıktığında 130 diyor, 130'dan 139'a kadar bu böyle devam ediyor. 140 olduğunda artık nasıl olmuş oluyor? 2,50, 1,40 olmuş oluyor. Bakın, çünkü 100, 140'tır. Zaten bir tane 40 var. Onun için 1000 tilebun vereceğiz. Bir de 100'ü 2'ye böldüğümüzde 2,50 çıkıyor. O zaman 2 hikke vereceğiz. Yani her 50 için 1 hikke, 40 için de bir tane 1000 tilebun vereceğiz. Ha, bu ne zamana kadar devam diyor? 149'a kadar. 149'dan sonra 150 oldu mu? Artık 3 tane 50 var. O zaman ne yapıyoruz? O zaman 3 tane hikke vermiş oluyoruz. Bu her sayı için böyledir. Her 10 eklendiği zaman bu hesabı yapacağız. Bakacağız ki mesela 130'dan sonra, 130 da dahil tabii,
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 ve böyle devam ediyor. 1000, 2000, 3000. Artık bizim yapmamız gereken o rakamda kaç tane 40, kaç tane 50 var. Her 40 için 1000 tilebun, her 50 için de bir hikke vermiş olacağız. Mesela büyük bir rakam eğer üzerinde duracak olursak, mesela diyelim ki bir kişinin 500 adet devesi vardır. Bu 500 adet deve için ne kadar zekat verecek? O zaman şunu bulmamız lazım. 500 adet de 40'a bölünüyor mu veya 50'ye bölünüyor mu veya içinde kaç tane 40, kaç tane 50 var? Bunu tespit etmemiz lazım. Daha sonra zaten zekat vereceği miktar ona göre ortaya çıkıyor. Bir bakalım mesela 500 adet devede 40 sayısı çıkıyor mu veya 50 sayısı çıkıyor mu? 500'ü 50'ye böldüğümüzde 10 adet 50 çıkıyor 500'de. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Yani 10 tane hikke verir eğer 500 tane devesi varsa. Çünkü 500'ü 550'ye bölünebiliyor. O zaman 10 tane hikke ortaya çıkmış oluyor. Çünkü 550'ye böldüğümüzde 10 tane 50 var durum içinde. Ancak 540'a böldüğümüzde maalesef 540'a bölünmüyor. Kesik sayı çıkıyor, kesirli sayı çıkıyor. Ancak şöyle yapabiliriz. Mesela 440'a böldüğümüzde 10 adet 40 çıkıyor. Geriye kalan 100'ü de 250'ye böldüğümüzde o zaman ne olmuş oluyor? 10 tane 1000 tilebun, 2 tane de hikke vermiş oluyoruz. Yani dilersek dediğim gibi içinde kaç tane 40, kaç tane 50 olduğuna bağlı fark etmez. Yani yeter ki tam sayı çıksın. Onun dışında zaten sorun olmaz. İnşallah anlaşılmıştır. Yani bu son konu, bu son kural biraz önemliydi. Yani her artık 130 olduktan sonra bakın 121'den 129'a kadar 3 tane 1000 tilebundur. Ancak sayı 130 olduktan sonra her artık şeye bölüyoruz, 40'a bölüyoruz, 40 veya 50'ye bölüyoruz. Kaç tane 40 veya kaç tane 50 çıkmasına bağlıdır. O zaman kaç tane 40 çıkarsa her 40 için 1000 tilebun. Yani 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş deve her 50 içinde bir hikke yani 3 yaşını bitirip 4 yaşına girmiş dişi deve vermiş oluyoruz. Evet bugünkü dersimizde develerde nisap miktarını gördük. Dedik ki bir kişinin en az zekat vermesi için develerde 5 deveye ulaşması gerekiyor. Onda bir şart eğer 10 olursa 2 şart, 15 olursa 3 şart, 20 olursa 4 şart ancak 25'ten sonra 1000 yani 1000 tümekat 26 25 36 olduğu zaman bir tane 1000 tülebun 46 olduğu zaman bir hikke ve 61 olduğu zaman bir cezae 76'da 2000 tülebun 91'de 2 tane hikke ve 121'den 129'a kadar 3 tane 1000 tilebun vermiş olacak. Ancak şunu da bilmemiz lazım. Mesela dedik ya 5'te 1 şart verecek. Sonraki rakam kaçtır? 10'dur. Demek ki 5'ten 10'a kadar bir şart vermiş olacak. Yani 10 dahil değildir. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 10'dan sonra artık dedik ya 10'da 2 şart vermiş olacak. Dolayısıyla artık 5'ten 9'a kadar. Mesela 10'da 2 şarttır. Sonraki sayı kaçtır? 15'tir. Yani 15'e kadar 2 şarttır. 15 olduktan sonra iş değişiyor. 14'e kadar 2 şart, 15'ten sonra artık 3 şart verecek. Peki bu 15 ne kadar? Sonraki sayıya bakıyoruz. Tabii ki de 20'dir. Demek ki 15'ten 19'a kadar 3 şart, 20 oldu mu? Artık 4 şart. 20'den sonraki sayı kaçtır? 25'tir. Demek ki 20'den 24'e kadar 4 şart. 25 oldu mu artık 1000 tümehat ve bu böyle devam etmektedir. Yani sonraki sayıya bakıyoruz. Sonraki sayıdan bir önceki rakama kadar devedeki zekat değişmiyor. Ancak o rakam geldi mi artık zekat miktarı değişmiş oluyor dedik. Daha sonra 121'den 129'a kadar öyle dedik. Sonra her 40 için 130'dan sonra 40'a bölüyoruz. Kaç tane 40 çıkarsa her 40 için 1000 tülebun her 50 için ise bir tane hakkı vereceğiz inşallah. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ve selamun aleyhi ve mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.